Denkleminin 0,2 pi kapalı aralığında kaç kökü vardır? Şimdi gençler, eşitliğin sağ tarafında 0 olmuş olsaydı, o zaman sinüs 2x'i 0'a eşitleyip kökleri bulacaktık. Parantez içini 0'a eşitleyip kökleri bulacaktık. Fakat burada eşitliğin sağ tarafında 2 yazıyor. Belki aklınıza şöyle gelebilir. Sinüs 2x yerine 2 sin x cos x yazarım. Sonra ikileri sadeleştiririm. Bunu da içeri dağıtırım, sonuca giderim şeklinde düşünebilirsiniz. Ama burada denklem daha karmaşık hale gelecektir. Tek bir şey kalıyor. O da parantez içini düzenleyip ilerlemek. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hatta kök 3 yerine tanjant 60 yazalım. Hatta tanjant 60 yerine de sin 60 bölü kosinüs 60 yazalım. Payda eşitleyelim. Kosinüs x çarpı kosinüs 60 artı sinüs x çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60 gelmiş oldu. Pay kısmı kosinüsün fark formülünü vermekte. Kosinüs x eksi 60 bölü kosinüs 60 olmuş oldu. Parantez içindeki ifadeye bunu yazalım arkadaşlarım. Kosinüs x eksi 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 2x, o da eşittir 2. Kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 ile 2'yi çarptığımda 1 gelecektir. O zaman ifademiz kosinüs x eksi 60 çarpı sinüs 2x eşittir 1 olacaktır. Şimdi bunu biraz yorumlayalım arkadaşlarım. Mesela sinüs 2x ile ifade 0 ile 1 arasında bir ifade olsun. Mesela ne olsun? 3 bölü 5. Çarpımının 1 olması için kosinüslü ifadenin sonucunun 5 bölü 3 olması lazım. Ama kosinüslü ifadenin alabileceği en büyük değer 1'dir. 5 bölü 3'e baktığımda ise 1'den büyük gelmektedir. Demek ki 0 ile 1 arasında olamaz arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Bu kez de 0 ile eksi 1 arasında bir değer verelim. Eksi 3 bölü 5 olsun. Çarpımının 1 olması için eksi 5 bölü 3 olması lazım. Ama kosinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Eksi 5 bölü 3 ifadesi eksi 1'den de küçük geldi. Bu da olmadı. Demek ki sevgili gençler, şöyle olmalı. Sinüs 2x 1 ise bunun da 1 olması gerekir ki çarpımı 1 olsun. Ya da eksi 1 eksi 1 olsun ki çarpımı 1 olsun. Birinci durumu inceleyelim arkadaşlar. 1 1 olma durumunu. Şimdi kosinüs x eksi 60 1 olacaksa burada bulacağımız kök sinüs 2x'i de 1 yapmalı. Bakalım öyle mi? Arkadaşlar buraya kosinüs 0 yazalım. X eksi 60 eşittir 0 artı 360k. X buradan 60 artı 360k gelecek. Bakın k'ya 0 verdiğimde x 60 geliyor. K'ya 1 verirsem 360 artı 60 geliyor. Yani 2 pi'den büyük bir değer geliyor. Sadece şu kökün bu arada olduğunu görüyorum. Tamam, x 60 verdiğimde kosinüs de ifadenin sonucu 1 olmakta. Peki x 60 verdiğimde sinüs 2x 1 oluyor mu? 60 verirsem sinüs 120 olur. Bu da sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2'dir. Bakın 1 olmadı. Demek ki 60 kök olamaz. Şimdi gelelim eksi 1 olma durumuna. Arkadaşlarım, kosinüs x eksi 60 eksi 1'e eşit olacak. Yani o da kosinüs 180'e eşit olacak. Buradan x eksi 60 eşittir 180 artı 360k gelir. Burayı şöyle bir renge boyayalım. Düzenlediğimde x eşittir 240 artı 360k gelir. K'ya 0 verdiğimde x 240 gelmektedir. Tamam, x'i 240 verdiğimde kosinüs ve ifade eksi 1'e eşit oluyor. Peki sinüs 2x eksi 1'e mi eşit? Hemen onu hesaplayalım. Sinüs 2 çarpı 240 dediğimde sinüs 480 gelmekte. Esas ölçüsünü aldığımızda 480 eksi 360'dan sinüs 120 gelir. Bu da sinüs 60'a eşittir. Kök 3 bölü 2 oldu. Gördüğünüz üzere sinüs 2x eksi 1 olmadı. Demek ki kökümüz 240 olamaz. Bir diğer ifade ise x eksi 60 eşittir eksi 180 artı 360k'dır. X burada eksi 180 artı 60'dan eksi 120 gelir. Arkadaşlar k'ya 0 verirsem x eksi 120 olur ve bu aralıkta olmaz.
Ama K'ya 1 verirsen eksi 120 artı 360'tan gördüğünüz üzere 240 gelir. Aynı kök geldi. Bu kök içinde zaten sinüslü ifadenin sonucu eksi 1 olmuyor dedik. Yani arkadaşlar kısacası burayı 1 yapan herhangi bir kök yoktur. Çözüm kümesi boş kümedir. Cevap A'dır.